Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kemiği yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kemiği yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Ay dün gece sabaha kadar uyuyamadım vallahi. Yok anacığım, yok sancım falan tutmadı. Sancım bebekle ilgili değildi. İsim vermek gibi olmasın ama kayınannemle ilgiliydi. Ay anacığım, kadın tutturmuş illaki çocuk erkek olacak diye. Ben de tutturdum işte, kız olacak. Bildiğiniz gibi kız olacak çocuğa, pembe. Erkek olacak çocuğa mavi renk eşyalar, elbiseler alınır. Ben de kızıma pembe pembe zıbınlar falan alıyorum. Kayınannem de gidip bana inat Bedrettin Dalan gözü gibi mavi mavi zıbınlar almış. Neymiş efendim? Erkek adamın erkek oğlu olurmuş. İyi anacığım, o zaman çocuğu da erkek adam doğursun bakalım. Ay resmen ırkçı kadın vallahi abi. Erkek olup başbakan kocası olacağına kız olup başbakan olsun fena mı olur yani? Neyse anacığım, bu malum annemle pembe mavi çatışması bizim evde iyice alevlendi. Ay şimdi korkuyorum. Ya çocukta mavi ile pembe arası bir şey olursa? Neyse anacığım, sizi daha fazla üzmeyeyim. Hadi siz programı seyredin. Sahip, Naim, siz arkadan dolanın. Baş üstü namirim, bir faydamız dokunacaksa neden dolaşmayalım? Maksat baskında bizim de tuzumuz bulunsun amirim. Yürü, yürü. Çocuklar, ben üçler demez kapıyı kırıp içeri giriyoruz, tamam mı? Bir, iki... Amirim, kolay gelsin. Baskın mı yapıyorsunuz? Hayır, otobüs bekliyoruz. Amirim, uyuşturucu şebekesine baskın yapmadan önce biz içeridekileri suç işlerken görüntüleyebilir miyiz? İyi ama sizin bu görüntüyü almanız için bizim kapıyı kırıp içeri girmemiz gerekiyor. O zaman da baskın başlamış olur. Nasıl olacak bu iş? Ama biz kamerayı anahtar deliğine dayar öyle çekeriz. İyi, iyi, hadi hadi. Çek. Az sonra narkotik şube ekipleri piyasaya değişik tipte uyuşturucu sürmeye hazırlanan bir şebekeye baskın yapacak. Biz de bu baskını size naklen veriyoruz. Hadi daya anahtar deliğine. Daya. Hadi kardeşim hadi, daha gidilecek dünya kadar baskın var. Çekiyorum. Çek ha. Şayet sorumuzun doğru yanıtını biliyorsanız 900-900-1999'u arayın. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. Ülkemizdeki bir başkentimiz neresidir? Eğer Ankara diyorsanız 988'i arayın. Yok şayet Los Angeles diyorsanız Allah'tan müstahkınızı arayın. Ne tamam diyeyim? Abi tamam. Yarışma programının kaseti hazır. Ne oldu mu? Peki bu top ne oluyor? Bu 3 sene evvelki evet. Fenerbahçe Beşiktaş maçında çizgiyi açıp açmadığı anlaşılmayan top. Aynı tartışmayı yeniden gündeme getireceğiz. Tamam tamam, sen çekil. Hadi çekiyor musun? Tamam. Şimdi efendim bu gördüğünüz top... Hadi kardeşim, daha operasyon yapacağız. Fakat bir yanlışınız olmasın, içeride uyuşturucu falan yok. Polis yanlış ihbar almaz. Lütfen kenara çekilin. Üç. Kıpırdamayın, kıpırdamayın. Bu bir uyuşturucu operasyonudur. Ben de operatör komiser Kamil Çakmak. Kimse kıpırdamasın. Eyvah, basıldık. Mahvoldu, yandık. Biz de arkadan dolaşıp geldik amirim. Çok başarılı bir operasyon oldu. Tebrik ederim arkadaşlar. Ama ben hala bir uyuşturucu göremiyorum. Nasıl göremezsiniz? Gelin göstereyim size. İşte uyuşturucular bunlar. Bunlarla halkın beynini uyuşturuyorlar. İşte bir yarışma kaseti, bir futbol kaseti. İşte bunlar da halkın ilgisini başka yöne çekmek için kullanılan kampanya dokümanları. Peki bu tavuk ne? Bir zamanlar sakallı bebek diye bir şey çıkmıştı. İnsanlara haftalarca oyalamıştı. Bu da bizim düşündüğümüz bıyıklı tavuk projesi. Bu tavuk kehanetlerde bulunacaktı. Peki tüm bunlar neden? Herkesin de kullandığı gibi biz de medyayı kullanacaktık. Böylelikle para kazanacaktık ama kısmet değilmiş. Çok pişmanız. Çok çok pişmanız. Çok pişman. Çok çok pişmanız. Pişmanız pişmanız. Çok çok pişmanız. 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 Hayat sürpriz yumurta gibi anacığım. İçinden ne çıkacağı hiç belli olmuyor. İyi
İyi akşamlar. Ben Alfred Hitchcock. Bana bir zamanlar korkunun kralı derler. Yaptığım filmlerle insanları gerer, yüksek gerilim hattı oluştururdum. Ama artık öyle olmuyor. Buradan bakıyorum, akan kanların ırmak olduğu, cüzdan kakan zamların yağmur olduğu, yolsuzlukların kol ordu halinde gezdiği, insanların canlarından bezdiği bir ülke görüyorum. Bu acayip ülkenin insanları mütemadiyen korkuyorlar. Halkın dostu polisten korkuyorlar, tabancası meçhul kurşunlardan korkuyorlar, kısacası yaşamaktan korkuyorlar. Artık ben sizi korkutamam. Sizi kendi korkularınızla baş başa bırakıyorum. Nasıl doktor? Tahmin ettiğim gibi. Gençsin de üstelik. Kaç yaşındasın Kezban? 32. Kocan neden gelmedi tahlil sonuçlarını almaya? Çalışıyor, çok işi var. Çocukların da vardır senin. Evet, 4 tane. İkisi kız, ikisi oğlan. Allah hepimize ikini bağışlasın. Bizim mesleğin zor yanı da bu. Bak Kezban, her şeyi açık açık söyleyeceğim sana. Ağzınızda geveleyip durmayın doktor. Vizite ezan mı yaptınız? Korkarım ki daha kötü. Ne yaptın? Hırsızlık mı yaptın? Hastanenin parasını zimmetine mi geçirdin? Söyleyeceklerim seninle ilgili Kezban. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama çok hastasın sen. Çok az bir ömrün kalmış. Nereden anladın? Orada öyle mi yazıyor? Maalesef. En fazla 1 yıl ömrün kalmış. 1 yıl? En fazla. Üzüldün mü? Yok. Eve giderken yolda üzüleceğim. Seni daha fazla rahatsız etmeyeyim. Ne kadar demiştin? 1 yıl. En fazla 1 yıl. İlk olarak ne yapayım acaba? Önce bankadaki birikmiş paramı çekeyim. 400.000 lirayı olduğu gibi götürüp Nail'e vereyim. İnsanın öleceğini bilmesi ne kötü duygu. Çekil yolumdan bacı, çekil. Görmüyor musun yüküm ağır ya? Affedersin kardeş, de almışım. Sallama be hemşerim. Daha bu yükü boşaltıp bir sefer daha yapacaksın. İnsanlara taşıyacaklarından fazla yük niye yüklerler acaba? Hadi hadi yürü. Dur hele, dur, ben bir tuhaf oluyorum, dur. Ya sık dişini, az kaldı. Adam ölüyor be. Adam ölüyor ya. Miş bu be. Miş bu. Adam ölüyor ya. Bir dakika. Ne olmuş kardeş? Takdir-i ilahi. Eceli gelmiş adamın. Allah günahlarını affetsin. Ulan ne şans be. O kadar ham mallı arasından bu en dayanıksızını seçmişim. Allah'tan parasını vermemiştim. Bana bak kardeş. Bana bir hamal bulur musun? Hemen bulurum. Sağ ol canım, sağ ol. İyi günler. Hesabıma bir bakar mısınız? 250-504 değil mi sizinki? Evet. 400.000 liranız var. İyi, çekiyorum. Hepsini mi? Evet, hepsini. Ben sizi iyi tanırım. Bu parayı 2 yılda biriktirdiniz. Hepsini birden çekeceğinize göre önemli bir işiniz olmalı. Öleceğim. 1 yıla kalmaz ölürüm. Ben ölünce de bütün param devlete kalacak. Devlet bana ne yaptı ki ben paramı devlete bırakayım? Yo, yağma yok. Kımırdama, şöyle geç. Aa. Kimse kımırdamasın. Bu bir soygundu. Elleri yukarı. Çık. Paraları ver çabuk. Para yok ki bankada. Holdingler götürdü değil mi parayı? Devamlı soyuluyorsunuz. Ama bu kez biz soyacağız. Ben öleceğim ve öleceğimi de biliyorum. Biliyorum, ben de öleceğim. Hepimiz öleceğiz. Neyse, boş ver şimdi sen onu da, şu çantama bak. Yeni aldım ilk maaşımla. Çantayı kaptırmamış, ne haber? Bugün bu kaçıncı? Aşağıda bir kadının daha çantasını kaptılar. Hemen polis çağıralım. Naci! Beşiktaş! Beşiktaş kalkıyor, hemen kalkıyor. Beşiktaş, 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 yaşa Beşiktaş.
Beşiktaş hemen kalkıyor. Beşiktaş. Beşiktaş devam et. Herifler bankaya girmişler, görevlerin elini kolunu bağlamışlar. Ondan sonra kasayı da oksijen kaynağıyla açıp... Sonra ne olmuş? Sonrası var mı hanım be? Kasada para çıkmayınca görevliler tık 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 doğramışlar. Ay! Hop abi gördüğünüzü ya! Cer 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 konuşuyorsun be, tövbe estağfurullah, tövbe. Bir şey oldu mu abi? Affedersin, aniden önüne çıktım. Abi bir yerinde kırık çıkık falan filan var mı? Bacaklarım kırıldı galiba. Tüh be, istersen hastaneye götüreyim ha. Gerçi işim de vardı ya. Allah. Yok, hastanelere gidip uğraşamam. İşe gitmem lazım. Abi. Zaten herkesi işten çıkarıyorlar. Bir de bunu bahane edip beni işten atarlar sonra. Doğru, haklısın abi, sen hemen işe git ya. Nerede kalmıştık? Herifler bankanın kasasında para çıkmadı diye kalk elin garibanlarını yere yatır takır takır temizle. İnsanlık mı ulan? Bu memlekette yaşanmaz be. Şoför bey, sağ tarafta ini verin. Burası iyi mi bey amca? İyi iyi canım, iyi tamam. Buralarda dolaşma hanım. Ne oldu? Evime gidiyorum. Karşıya geçeceğim. Buradan geçemezsin. Görmüyor musun? Ne oldu? Bir memur geçim sıkıntısı yüzünden kendini yaktı. Fayı söndürmeye çalışıyor zavallıyı. Aman Allah. Memur bey. Saatiniz kaç? 4:30. Hemen doktora geri dönmeliyim. İstemiyorum. Ülkemiz doyanlara tahammül edemiyorum. Yazık ulan bu ülkeye. Günah. Ne oldu? Bir şey oldu mu? Ona bir şey olmadı da altında kalan karı koca öldü. Doktor. Doktor. Sana teşekkür etmek istiyorum. Nedenmiş o? Bana bir yıl ömrün kaldı demiştin. Evet öyle demiştim. Ne olmuş? Sokakta insanlar 30 saniye bile yaşayamıyor. Hayat şartları onları her an öldürüyor. Sen bana tam bir yıl yaşayacaksın dedin. Düşünebiliyor musun? Koskoca bir yıl. Sana teşekkür ederim doktor. Çok teşekkür ederim. Şimdi de reklamlar. Ali Rıza telefonunuzu bekliyor. Ali Rıza'yı dinlemek isterseniz onu hemen arayın. Ali Rıza size soruyor. Maaşı bugün aldım. Tam 800 bin. Bozdur bozdur harca. Borçlar almış yürümüş, faturalar birikmiş. Bu maaş bu açığı kapatmaz. Şimdi soruyorum size. Ben ne yapayım? Rüşvet mi alayım? Hırsızlık mı yapayım? Yoksa kötü yola mı düşeyim? Ali Rıza hırsızlık yapsın diyorsanız eğer hemen 900-900-1120'yi arayın. 900-900-1120'yi arayın. Ali Rıza rüşvet yesin diyorsanız eğer hemen 900-900-1120'yi arayın. Ali Rıza kötü yola düşsün diyorsanız eğer hemen 900-900-1122'yi arayın. Beni ararsınız değil mi? Hangisini yapayım da insan gibi yaşayayım? Ararsınız değil mi beni? Ararsınız, ararsınız. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Şuradakini buraya koymak değildir. Orada bir zülfiyare dokunduk, tam yerine rast geldi, manzara koyduk.
ancak o kadar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Önce özetler. İmza gününe yoğun ilgi sayın seyirciler. İnanmayacaksınız ama bir memurun maaşı yetmiş. Ünlü bir iş adamımıza yapılan suikastin tatbikatı yapıldı. Bazı geleneklerimiz varlığını hala koruyor. Piyasaya uyuşturucu süren bir şebeke basıldı. Meclis olayla açıldı. Komşuluk ilişkilerinde yeni boyut. Şimdi haberler. Yeni yasama yılının başladığı, meclisin başkanını seçtiği ve herkesin gözünün milletvekillerinin üzerinde olduğu ilk günde iki milletvekili küfürleşerek kavga etti. Yeni dönem hepimize hayırlı olsun. Ya çak, yapım var diyen havalara giriyorlar. Koyarım bir tarafına. Çıkıyor söyle. Oğlum ben sana kaç kere küfürlü konuşma demedim mi? İyi günler hanımefendi. İyi günler. Hayrola çocuk bir yaramazlık mı yaptın? Sormayın efendim, ağızları çok bozuldu. O kadar da dikkat ediyorum, ceza veriyorum, hiçbir faydası olmuyor. Kötü arkadaşları var herhalde. Yok efendim, mahallemizin çocukları pırlanta gibiydi. Bütün mesele meclise yakın oturmamızdan çıkıyor. Ne kadar yasaklasak gidip meclisin kapısında oynuyorlar. E çocuk bu tabii, ne görse ne duysa onu söylüyor. Siz ne soracaktınız bana? Önemli değil, ben cevabımı aldım. Beyefendi iyi günler. İyi günler. Mecliste kavga eden iki milletvekilini duydunuz mu? Yok duymadım. Üstelik küfürler ederek biri halt etmişsin demiş. Ciddi mi söylüyorsunuz? Tabii diğeri de terbiyesiz adam diye karşılık vermiş. Vallahi inanılır gibi değil, kendilerinden beklenilmeyecek şeyler bunlar. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şöyle düşünüyorum, yavşak, embesil, gerizekalı, o çocuğu gibi değerli küfürlerimiz ve beynelmilel el hareketlerimiz, bacak hareketlerimiz varken niye böyle ufak küfürlere yeltenmişler? Doğrusu yakıştıramadım. İyi günler beyefendi. Eyvallah birader, buyur. Mecliste milletvekillerinin küfürleşmelerini, kavga etmelerini nasıl buluyorsunuz? Aa birader, sen galiba benim helal olsun delikanlı adamlarmış. Kendilerini yürekten kutlarım diyeceğimi sanıyorsun. Ama bence hiç de iyi yapmamışlar. Gerçi biz raconu biliriz. Raconda kavganın, gürültünün, küfürün önemli bir yeri vardır. Ama ben milleti temsil edeceğim diyerek bir yere gelen delikanlıların da bulundukları yerin saygınlığını korumaları gerekir. Bu işin raconu da budur. İyi günler hanımefendi. İyi günler. Mecliste milletvekillerinin küfürleşmelerini, kavga etmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ha, önemli değil, mazur görmek lazım. Ne de olsa elimizdeki her şeyi onlara borçluyuz. Zenginler lehine kararlar aldıkları için mi mazur görüyorsunuz? Hayır. Büyük Millet Meclisi'nin hemen karşısında benim eczanem var. Onun için mazur görüyorum. Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Şu gördüğünüz BMW'yi yara bandı satışından elde ettiğim karla satın aldım. Yani onların kavgaları beni zengin etti. Ne diyeyim? Elleri dert görmesin. Kırsınlar birbirlerinin kemiklerini inşallah. Sırada ilginç bir haber var. Selami Karasakal'ın bu ay aldığı maaş 70 sayın seyirciler. Hatta 60 bile. Biz de elde ettiğimiz görüntülerin yalancısıyız. Selamun aleyküm Musa efendi. Ooo beyim, hangi rüzgar attı böyle? Kendi ayağınla gelmeye cesaret edebildiğine göre borcunu ödeyeceksin herhalde. Paran kadar konuş Musa. Geldim işte, kaçan mı var? Hem de ayağımdan geldim. Neyse ödeyeceğim. Hepsini mi? Hepsini, hem de komple. Hayırdır? Maaş aldım, maaş. Maaşla mı ödeyeceksin bu kadar borcu? Hadi canım sen de. Selamun aleyküm kasap efendi. Aleyküm selam Selami efendi. Kolay gelsin kasap efendi. Kolaysa başına gelsin Selami efendi. Ulan gül gibi mesleğim var, hala gözün çöplükte be. Bu kadar konuşacağına benden doğru dürüst alışveriş etseydin şimdiye kadar ikinci dükkan açmıştım, ne haber? Tamam çok konuşma. Çıkart eski hesabı, ne kadar borcum varsa hepsini şakadanak ödeyeceğim. Yok ya, şakadanak ödeyeceksin. Evet. Duy da inanma, şakadanak ödeyecekmiş. Dinle. Evet. 3893 gram kıyma, 16893 gram parça et. 26.893, 75 gram kıyma ve 150 gram kemik. 23.993'te almışsın. 475 gram yapıyor hepsi, 42 bin lira. Tamam. Yani biz şimdi aile olarak 2 ayda 475 gram etmeyeyim. Evet beyefendi, 475 gram yemişsiniz. Tamam, sen bana şimdi bütün çeşitlerinden birer kilo ver bakalım. Yok yok, ikişer kilo olsun. Hatta ikişer buçuk kilo olsun, hadi bakalım. Yok ya. Evet, peşin parayla ödeyeceğim hem de, hadi peşin bakalım. Peşin parayla ödeyeceksin. Hayırdır? Maaş aldık, maaş. Yok canım, ne zamandan beri maaşınız bu kadar kilolarca eti almaya yetiyor beyefendi? Sen bizim maaşları ne zannediyorsun be? Bak! Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şu tezgahtaki meyvelerden bana birer kilo versene.
Abi siparişi hazırlamak bir şey değil, kolay da şu paranın yüzünü bir görsek diyorum. Yani yanlış anlama. Paranın yüzünü görmek istiyorum. Tut bakayım şunları. Al. Bunları da alalım. Paranın yüzünü mü görmek istiyorsun? Al sana paranın yüzü. Ana! Nereden buldun bunu? Maaş aldım, maaş. Artık maaşları böyle çantayla veriyorlar. İnanamıyorum. Saçmalama Hayriye, al şu paketlerden bir iki tane. Uuuuh, mahvoldum, vay vay. Aa, Selam sen miydin? Yok, Noel Baba ziyarete geldi. Nedir bunlar böyle? Konuşma, şurada yere bir iki paket. Alırım düşürdüm. Tabii, bir dakika geç sen şöyle. Ay vallahi ayaklara bak, karakterim. Biraz öteberi aldır. Ya amma da biraz. Dükkanda başkalarına bir şey bırakmamışsın. Bu akşam tartışmak yok. Selami, vallahi sen adam olmayacaksın. Biz bunların parasını nasıl öderiz? Öde öde bitmez vallahi. Bunlar veresiye alınmadı ki kızım. Bunlar peşin alındı. Keş keş. Deftere meftere yazılmadı senin. Anlamadım. Nasıl alındı peki? Ya bugün aybaşı değil mi? Maaş aldık. Hem sana istediğin ayakkabıları aldım. Bir de çocuklara oyuncak aldım. Selami, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bir maaşla bunlar nasıl alınır Allah aşkına? Kızım, maaşlarımıza zam geldi. Artık maaşlarımız eskisi gibi değil. Ne bu böyle? Maaş. Ev kirası, çocukların okul taksidi, odun parası, kömür parası, diğer taksitler. Ayır ayır bitmiyor rüya gibi. Tamam, geri kalan da ay sonuna kadar harca. Ay sonuna kadar dolu dolu yeter bu bana. Hı. Hadi kalk şimdi bir sofra kur, yemek hazırla. Ben de şarap aldım, güzel bir kafayı çekelim. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa. La la la, la la, kim o? Açın kapıyı polis. Tamam, geliyorum. Bir dakika. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Selami Kabasakal siz misiniz? Buyurun benim. Ben de polis memuru Şeref. Arkadaşım İbrahim, onun arkadaşı İsmail. Merhaba İbrahim, hoş geldin İsmail. Selam Bey, sizi dolandırıcılık suçundan tutukluyorum. Dördümüz birlikte karakola gideceğiz. Oh, hayırlı olsun. Kimi dolandırdın Selami? Kimseyi dolandırmadı hanımefendi. Çalıştığı iş yerindeki 72 arkadaşının maaşını zimmetine geçirmiş. Tabii ya, anlamalıydım bunun bir maaş olamayacağını. Anladın değil mi Hayriye? Yani Hayriye, şu senin anladığını bir de ülkeyi yönetenler anlasa. Anlasalar ki 72 kişinin maaşı ancak bir memurun evini geçindiriyor. Anlıyorsun değil mi Hayriye? Hadi gidelim arkadaşlar. Gerek yok Selami. Buyurun. Alatmadık Hayriye. İyi günler, iyi günler. Kitap okuyanların canına okunduğu ülkemizde şaşırtıcı bir manzara sayın seyirciler. Geçen hafta düzenlenen imza günü yoğun ilgi gördü. Pardon, isim neydi acaba? Tevfik efendim. Tevfik Kurum. Tevfik Kurum. Yani evet. Sayın seyirciler, gördüğünüz gibi kitap fuarı çerçevesinde yazarlar okurlarıyla buluşup hem sohbet ediyor hem de kitaplarını imzalıyorlar. İyi günler. İyi günler efendim. Bu tür kitap fuarlarının açılmasını nasıl karşılıyorsunuz? Tabii ki çok iyi karşılıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de iyi karşılıyorum. Hem yazar için hem okur için çok yararlı. Şu anda gördüğüm kadarıyla bir yazarımız kitaplarını imzalıyor galiba. Efendim bakın, imzalama olayı doğru ama tespit yanlış. İmzalayan arkadaş yazar değil. Anlayamadım. Yazar olan biziz. O okur. Ve biz de bugünün anısına kendisinden birer imza almaya çalışıyoruz. Vallahi gene anlayamadım. Bakın ben size izah edeyim. Benim birinci kitabım 2000 adet basıldı. Ve sadece ve sadece bir tane satıldı. Düşünebiliyor musunuz? Yalnızca bir tane satıldı. Yani diğer arkadaşlarımın durumu da farklı değil. Peki kim aldı acaba dedik bu kitabı? Aradık aradık, bu vatandaşımızı bulduk. Onu buraya diktik. Şimdi oradan imza alıyoruz. Yani imza almayalım da ne yapalım yani? Tarihi bir olay. Biz onu öperiz. Heykelini dikeriz ona. Başarı kolay elde edilmiyor sayın seyirciler. Olacak o kadar ekibi her hafta büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu haftaki çekimlerimizde Hakan Ergeç arkadaşımız yangın sahnesinde gerçekten yanıyordu. Son anda söndürdük ve kazayı ucuz atlattı. Hayır, tamam seni. Hayır, kayıt. Tamam mı? Evet. Yapıyorum. Dur, dur, dur. Yak. Kayıtta mısın? Kayıtta abi. Yaptırıyorum. Yak abi. Yak. Hadi Allah'ım. Geç abi. Geç abi. Gelin yavrum. Sus, sus, sus. Gelin yavrum. Tamam, yavaş. Erol Kasaboğlu arkadaşımız intihar sahnesinde
10 metre yükseklikten atladı. Azrail'i çalımladı ama belini incitmekten kurtulamadı. Buradan değil, en sağlıklı sonrası be. Ali'nin olduğu yer en sağlıklısı. Merdiven var 3 kademe. 3, 2, 1. Artık yaşamak istemiyorum. Ülkemiz oyalmana tahammül edemiyorum. Yazık olan bu ülkeye günah. Her ikisine de büyük geçmiş olsun diyoruz. Sayın seyircilerimiz, reklamlardan sonra haberlerimiz devam edecek. Lütfen bir yere ayrılmayın. Kızımızı ne mühendis fakülteleri ne tıp fakülteleri istedi de vermedik. Onu hukuk fakültesine vereceğiz saplantısında. Bir ailenin çocuğu olursanız bir halt olamazsınız demektir. Şimdi konuyla ilgili öğrencileri ve fakülteleri getiriyoruz ekranlarınıza. Ne haber baba? Yeni tablo mu aldın? Çok daha değerli bir şey bu kızım. Doktor Figen Çatay. Bu ne demek baba? Bu şu demek yavrucuğum. Tabelan şimdiden hazır demek yavrucuğum. Doktor Figen Çatay. Daha üniversite sınavına bile girmedim. Gireceksin yavrum. Hem de tıbbı kazanacaksın çocuğum. Nereden biliyorsun kazanacağımı? Biliyorum. Bütün olasılıkları değerlendirdim. Ben bir şey olamadım. Yani doktor olamadım. Okuyacaksın, sen doktor olacaksın yavrum. Benim seçim hakkım yok mu? Olmaz olur mu yavrucuğum? Karar senin. Çıl çıl. Biz senin kararına karışmayız yavrum. Sen ne istersen onu seçeceksin. Efendim cerrahi mi, ortopedi mi, kulak burun boğaz mı, dahiliye mi? Bana kalırsa dahiliye olsun. Yine karar senin tabii. Yapma babacığım Allah aşkına. Şimdiden havasına girme. Yok kızım. Havasına girdiğim yok. Baksana şöyle derin bir nefes aldığım zaman mesela... Göğsüme acayip bir ağrı saplanıyor. Ay. Sen de bir tuhaf adamsın vallahi. Rahat bıraksana kızı. Bir de tabela yazdırmış. Vallahi yanlış davranıyorsun. Annem haklı baba. Neyse, doktor kısmı silinip avukat yazdırılabilir herhalde. Hadi buyurun. Deli misin sen? Doktorluk dururken avukat olunur mu? Olunacak. Hukuku su gibi ezberleyecek yavrum. Ezilmeyecek. Anne baba lütfen. Doktor onu haklı. Şimdi onun kafasını fazla karıştırmayalım da sınavlarına hazırlansın. Buyurun doktorcuğum. Ne bu? Yağlı boya mı? Tinerle çıkar herhalde. Bu yazı çıkmaz. Bu yazı Figen'in alnına yazılmış bir yazı. Alo. Buyurun doktor Figen Hanım'ın muayenehanesi. Anne sen misin? Mühendis torunum mu ne yapıyor? Doktor anne doktor. Ama sırf senin için bir çocuk yaparız, sen onu mühendis yaparsın. Ne kazanamazsın? Avukat hanıma güzel bir çay demleyeyim mi? Hayır anne teşekkür ederim. Peki. Doktor hanım nasıl gidiyor? Bir isteğin var bakalım. Sağ ol baba. Doktor hanım, bir gün kaldı. Ne baba? Sınav sonuçlarının açıklanmasına ve senin bu gömleği giymene. Nereden biliyorsun kazanacağımı? Stetoskopta gördüm, ay başında da onu alırız artık. Kızın avukat olmasına bir gün kaldı, sen hala doktorluk sevdasından vazgeçmedin Rauf. Ver bakayım şunu bana. Neyse ki siyaha boyayabiliriz. Kenarlarını da bir güzel kırmızı şerit geçiririm ellerimle. Ya sen ne diyorsun Allah aşkına? Tercih formunu ben kendi elimle doldurdum. Başa da tıp yazdım, tıp. O bir şey fark etmez. Hukuk için gerekli olan puanları tek tek topladım. 125 sosyal niyeti olsun tamam. Ya bu kız geri zekalı mı? Tıp diyorum sana. Doktor olmak varken niye daha az soruyu cevaplandırsın da avukat olsun ya? Ülke gerçeklerini görmüyorsun Rauf. Bir sürü dalavera, yolsuzluk ortalığı kasıp kavuruyor. Sokaktaki 4 insanın 3'ü mahkemelik. Bu da demektir ki avukat olduğu zaman köşeyi döner. Yani doktor olursa köşeyi dönemez mi? Keşke hiç yarın olmasa. Oho, daha hiçbir şey hazır değil. Hadi Nurten elini biraz çabuk tut. Kız gelmeden ziyafet sofrası hazır olmalı hayatım. Tamam. Hemen hazırlarım şimdi. Ama biliyorsun bugün çok özel bir gün. Bu saatte gelmiş olamaz.
Canım. Ne oldu? Ne yapayım? Bizim mühendis. Doktor, bizsiz kutlama töreni olur mu? Hastalar bizden. geç. baba, yani günün birinde bir doktor torunun olacağı aklına gelir miydi? Hala gelmiyor. Aklı varsa iktisatçı olur. En garantilisi o. Avukat, nerede bizim mühendis? Şu anda bir gazete bayinin önündedir. Bayiye doğru yaklaşıyor. Bir gazete alıyor. Açıyor. Heyecanla bakmaya başlıyorum. Bakıyorum. Buldu. Doktor. Mühendis. İktisatçı. Avukat. Geldi. Dur. Şuna bir tören yapalım. Dur. Bir dakika. Hazır mısın? Doktor hanım tıp değil mi? Biliyordum hukuku tutturacağını. Mühendis. Hiç heveslenme babaanne. Neresi peki? Hiçbir yeri kazanamadım. Kızım gazeteye yanlış bakmışsındır. Ver bakayım şunu bana bir dakika. Ver. Baktım baba. Atomlarına, hücrelerine varıncaya kadar baktım. Yok, listede ismim yok. Kaybettim. Daha doğrusu siz kaybettiniz. Biz sana hep yardımcı olduk. Senin arkanda olduk. Hayır. Hep önümde oldunuz. Hayatta yapamadıklarınızı, başaramadıklarınızı benim yapmamı istediniz. Benim becerilerimi, isteklerimi hiç düşünmediniz. Çünkü önemli olan ben değil, sizdiniz. Bu stresle girdim sınava ve kaybettim. Üzgünüm anne, kaybettiniz. Üzgünüm. Bir gelin arabasının önünü kestiler sayın seyirciler. Kesenlerin mi kestiği, kesilenlerin mi kesildiğinin karıştığı olayda biz sözümüzü kesip görüntülerimize geçiyoruz. Hadi ipi gerelim. Gelin arabası neredeyse gelir. Birkaç tane sarf alırsak yolumuzu buluruz. Sarflar almadan yol açmak yok, tamam mı? Dönüyorlar. Allah mesut etsin. Bu işte tamam. Hürmetini gördüm ya. Ölsem de gam yemem artık. Ağlamaya başlama hanım. Gene yolumuzu kesecekler. Bırak kesinler ya. Ayrıca kesecekler tabii. Alacakları da 3-5 kuruş para. Gelenek kızım adettendir. Adetlerimiz yaşamazsa bizim yaşamamız kaç para eder? Gençken biz de az gelin arabası durdurmadık bahşiş alacağız diye. Hazırla öyleyse parayı. Mutluluklar dileriz. Para vermezseniz bırakmayız. Zarfları görelim. Bol bahşiş alırız, bol da dua ederiz. Tabii, helal olsun. Biz de bu yolları biliriz. Biz de delikanlı olduk, merak etmeyin. Sağ ol abicim, sağ ol. Hemen vereceğim, biraz bekletiyorum ama. Estağfurullah abicim. Ben bu sağ cebime bir 150 bin lira koymuştum. Nerede o ya? Pardon. Bekletiyorum, kusura bakmayın. Estağfurullah. İşimizi görelim de hemen yolu açalım diyorum. Ama paranızı vereceğim, merak etme. Sağ ol. Şu 150'yi bir bulsan. 50'sini postacıya verdin ya. Evladım, 100 bin lirasından da benzin aldın ya. Doğru ya. Affedersiniz çocuklar. Yok mu yani? Vallahi parayı almadan bırakmayız abi. Bırakmayın. Ben babadan alırım size şimdi. Baba, çocuklara biraz para ver. Vermek lazım tabii. Ama bende de kalmadı hiç. Arabayı süsleyen çiçekçiye verdim. Ah, biraz daha param olacaktı. Onu da nikah şekeri getiren memura verdim herhalde. Abi tamam. İstemiyoruz. Bırakıyoruz. Geçin. Hadi geçsinler çocuklar. Yok, tamam. Yok olur mu? Geçmiyoruz. Dur ya. 40 yılda bir evleniyoruz. Bu da benim mürvetim ya. Bir dakika, olur mu ya? Pardon. Anne, sende para vardır ya. Limonatacının parasını ben verdim yavrum. Gelinin annesi veremedi. Gerçi bir 10 bin liram kalmıştı ama onu da düşürmüş müyüm? Ne yapmışım? Hay Allah. Merak etmeyin arkadaşlar. Evlilik hali tabii. Yeni evlendik. Masrafımız çok oldu, biliyor musunuz? Abicim istemiyoruz. Vallahi üzme kendini. Hadi gidin ya siz. Yok olur mu ya? Bu benim mürüvvetim. Ben size arka arabadan ayarlarım. Bir dakika. Abi yapma. Şimdi geliyorum. Yenge vallahi önemli değil ya. Oğlum niye durduk? Hayrola, ne var? Baba, düğün alayının yolunu kestiler. Bahşiş istiyorlar. Vermek lazım. Adettendir. Hadi. Haklısın evladım. Sevaptır. Tamam. Şimdi babamdan alıp getiriyorum. Çocuklar onda vardır. Hay Allah. Bende de kalmamış. Sende niye kalmadı baba? Yatak odası yaptıracağız diye ayıptır söylemişti. Donumuza kadar verdik. Bir yatak odası kaça çıkıyor, senin haberin var mı? Kimde vardır peki? Hanım, çocuklara bahşiş verelim, para ver de. Hayol, bendeki parayla gelinliğin üstünü tamamladık ya. Bir 20 bin lira kalmıştı, onu da evde bıraktım. Yarın yemek masrafı yaparız diye. Dayıya sor, dayı. Dayı, dayı bey. Hiç param yok vallahi. Halaya soralım. Ayol, benim kefen paramı bile aldınız düğün yapacağız diye. Bende para ne gezer? Ya niye durdunuz? Trafiği kapattınız be. Bahşiş istiyorlar. Enişte, çocuklara bahşiş vereceğiz. Biraz para ver. Sende vardır. Hepimiz ziliz evladım. Düğün yapmak kolay mı? Allah versin. Tamam. Ben başımın çaresine bakarım. Abi ne olacak bu memleketin hali böyle? Vallahi ya, para yok garibanlarda. Oğlum bu devirde evlenmek kolay değil. Hele bir de bunun gibi memur sana. Abi ben duygulu adamım, ağlarım şimdi. Yapma oğlum, ben de ağlatacaksın ya. Geliyor. Arkadaşlar doğrusunu isterseniz utanıyorum vallahi.
Esasında paramız var da bir tesadüf işte, kimsenin üstünde kalmamış. Takma kafana abi ya. Memurluk bir yandan, düğün telaşı bir yandan. Tabii abi, üzülme ya. Ama memur diyeyim, geçmeyin artık, memurların durumu fena sayılmaz. Hem biz devlet memuruyuz, bizim arkamızda devlet var. Bak şöyle yapalım en iyisi, hava da zaten çok sıcak. Geleneği bozmayayım. Siz alın bu ceketi. Ben düğünden sonra bu ceketi ne yapacağım, bir daha giyemem bile. Olur mu abi ya, giy şu ceketini ya, gözünü seveyim, giy ya giy. Sana da çok yakışıyor. Hatta biz arkadaşlarla karar verdik, size düğün hediyesi olarak şöyle bir para takdim etmek istiyorum. Ben bunu alamam çocuklar. Olur. Saçma. Bu da benden düğün hediyesi. Bu memlekette bundan sonra gelin arabasının önünde kesilmez. Milletin hali felaket. Böylece bir gelenek daha tarihe karıştı. Yuh olsun be. Vallahi yuh olsun ha. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunduk. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Reklamlardan sonra ben geleceğim. Bekleyin anacığım. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Vergin mi var, derdin var anacığım. Bazıları da Allah vergisi yetenekleriyle durmadan vergi kaçırırlar. Günaydın Halise. Günaydın kızım. Şimdi sen bana muhasebeci olarak daha az vergi nasıl öderiz onu bir öğren. Günaydın Halis. Günaydın. Hiç merak etmeyin beyefendi. Bütün yolları, yöntemleri denedik ve bu sene inşallah çok az bir vergiyle kurtulacağız. Hep böyle konuşuyor, hep böyle konuşuyor. Ondan sonra olanca vergi bana ödettiriyor. Günaydın efendim. Günaydın kızım. Yani şimdi biz bu sene ne kadar vergi vereceğiz? Sen bana onu bir anlat. 100 milyon lira kadar beyefendi. Ulan manyak, ben kerhane mi çalıştırıyorum? Ulan ben gelenek patronu muyum ulan? Estağfurullah. İndir onu, 3'ü 5'i geçmesin. Beyefendi, biliyorsunuz trilyonun üzerinde karımız var. Zaten çok az bir meblağ gösterdik. Ödeyeceğimiz para da firmamız için hiç önemli değil. Konuşma, otur şuraya. Başla beyefendi. Kalk ayağa. Kalkayım. Otur. Ben ne dersem yapıyorsun, niye? Çünkü ben buranın patronuyum. Öyleyse vergiyi de indireceğiz, kaçıracağız, bu kadar. Haklısınız beyefendi. Bakın gördüğünüz gibi oturuyorum, kalkıyorum. Oturuyorum, kalkıyorum. Niçin? Çünkü siz buranın patronusunuz. Fakat bu kadar az vergi göstermek için firmayı zararda göstermemiz gerekiyor. Zararda göstermeye çalışıyorum. Mümkün değil beyefendi. Birazdan vergi memurları gelecekler. Şöyle çevreye bir bakarlarsa bu firmanın zarar etmediğini şık diye anlarlar. Kaçta geliyor bu herifler? 2:30-3 gibi. Bırak onu da patron olarak ben halledeyim. Kızım, sana bir şey söylemiştim, yaptın mı? Evet efendim. Ama bunlar çok kötü kokuyor. Zarar yok, geliyor. Gel benimle de zekalı bir takdir et. Kerir muhasebeci. Teşekkür ederim. Arkadaşlar toplar bakalım. Çok önemli bir şey söylüyorum. Bakın patronunuz geldi. Bugün bu müesseseye vergi müfettişleri gelecek. Bu yırtık pırtık elbiseleri giyineceksiniz. Bizi bu halimizden gören vergi müfettişleri zavallı olduğumuzu düşünecek, zarar ettiğimizi düşünecek ve bizden daha az vergi alacak. Fakat bu çok yanlış olur beyefendi. Yok konuşma, ayağa kalk. Ayaktayım beyefendi. Otur o zaman. Git defterlerine zarar göster, yürü. Teşekkür ederim. Yürü. Bu çok yanlış olacak. Konuşma. Bu çok yanlış olacak. Konuşma. Beyefendi, inanın bu iş çok yanlış olacak, çok yanlış olacak. Kravata bak bakayım, üçgen mi? Çekil lan, keriz muhasebeci. Geldiler efendim, geldiler vallahi billahi geldiler. Korkma, damağını kaldır bakayım. Aferin, geçerin ha. Herifleri açık etmeyin, vallahi öldürürüm hepinizi ha. Ne oluyor? Özür dilerim, öğlen paydosundayız da. Ne yani, yemekte soğan ekmek mi yiyorsunuz? İşleri iyi gittiği zaman genelde ekmek yeriz. Alır mıydın? Saçmalamayın. Patronunuz yerinde mi? Bir dakika. Simit tezgahı burada olduğuna göre dönmüş demek. Tezgah mı? İşler kötü olduğundan ek iş yapmak zorunda. Buyurun. Gel. İyi günler. VSS'mizin muhasebe kayıtlarını getirdim. İncelersiniz diye düşündüm de. Ne bu defterin hali böyle?
Vallahi bilmiyorum beyefendi. Ben bulduğumda öyleydi. Arkadaşlardan biri ateş mi damlatmış, ne olmuş? Aman efendim, kimleri görüyorum, kimleri görüyorum. Hoş gelmişsiniz. Siz defterimizi incelerken ben de size çay söyleyeyim. Oğlum, Kerim muhasebeci, kaçtı lan çaycının numarası? 141. He? 141. 141. 100... 100... Nerede lan bunun altı? Bu telefonun altı nerede? Beyefendi, geçenlerde haciz gelmişti. Allah kahretsin, koş iki tane çay söyle heriflere, beylere. Siz almaz mıydınız? Ben almayayım, masraf olmasın. Onlardan artarsa birer yudum alırız. Hadi oğlum, sağ koş. Ol. Bu çocuğa da çok acıyorum, biliyor musun? 3 aydır ağlıyorum bu çocuğa. Göz pınarlarım kurup. Birikmiş gözyaşlarım bunlar. Neyse. Ben size İzmail'i ikram edeyim. Allah aşkına buyurun. Bakın Murat'ti de var. Buyurun. Teşekkür ederiz. Allah aşkına. Sigara içmiyoruz. Yabancı İzmail'i de var. Murat... İçmiyoruz efendim. Murat da alacak. İçmiyoruz. Beyefendi. Çaycı geçen çay borçlarımızı ödemediğimiz için artık çay vermiyor. O patronlar o sene gömlekle pantolon karşılığı artık çay vermiyor. Mutlaka para istiyorum. Gerek yok, içmeyeceğiz. Zaten işimiz de bitti. Demek bu sene bu kadar zarar ettiniz. Acayip vaziyet. Biz durumunuzun bu kadar kötü olduğunu bilmediğimiz için ödeyeceğiniz vergiyi tespit etmiştik bile. Ama şimdi bu durumda işler bir hayli değişti tabii. Tabii tabii. Tabii. Ödeyeceğiniz vergi tam 30 milyar. Bu parayı çatır çatır ödeyeceksiniz. Bir dakika beyler, gitmeyin. Attılar, yiğitler. Adalet mi bu? Lan alçak muhasebeci. Ulan yeterince yoksul gözükmedik mi lan? Beyefendi, ben size çok yanlış yapıyoruz, çok yanlış yapıyoruz diyordum, dinletemiyordum. Bu ülkede bütün vergi yoksullardan alınıyor. Siz de böyle yoksul gözükünce 100 milyona halledeceğimiz vergi çıktı 30 milyara. Ne haber keriz patron? Gülmeyin lan, gülmeyin. Şimdi de reklamlar. Bakın Ekrem, 7 yaşında. Sahiden Ekrem mi şimdi bu? Ayol pek de tatlıymış, Allah bağışlasın. Bak Ekrem. Kendine gel kendine. Dön de bir bak haline. Ne oldu abi? Daha başlamadın mı bulaşığa? Bitti bile. Aa, ne çabuk kız. Bulaşık makinesi mi aldın yoksa? Gel gel gel. Takmış takıştırmış. Sürmüş sürmüş durmuş. Ne oldu abi? Hani nerede? İşte! Bu ne bu? Benim, benim, benim. Bulaşık makinesi. Bak, bir tane de fırın aldık. Nasıl? Güzel, güzel. Kocam bir tane de buzdolabı aldı. Bak, buzdolabı nasıl? Aman idare edin Nesrin Hanım. Geçenlerde kafasını dolaba vurdu. Doktora götürdük, beyin travması geçirmiş. Ne derse tamam deyin, oldu mu? Yapılan klinik deneylerde Amerikalı bilim adamlarınca onaylandı. Ne onaylandı? Bak, bak, bak. Şu kadarcık şeyi yıkadığı bulaşığa bak. Yıkılayın yeşil kaşığı, hesaplı parlak bulaşığı. Yıkıla, yıkıla, yıkıla. Geçirip kaçırmayın, yıkılın, yıkılın. Bir ev hanımın elleri 3 kere, haftada 21, ayda 84, yılda 1080, 10 yılda 1.800.000 kere deterjanlı suya giriyor. Benim ellerim giriyor. Ben zıvanadan çıkıyorum. Giriyorum, çıkıyorum, giriyorum, çıkıyorum, giriyorum, çıkıyorum. Ben bunu hep yapıyorum, hep yapıyorum, hep yapıyorum. Ankara'dan ihale, hale, lale ve bütün mahallelerin isteği olan skeci sunuyoruz anacığım. Hadi seyredin. Fener'in durumu ne olacak yahu? Defans sakat, orta saha sakat, Aykut sakat. Şampiyonluk sakata gelecek gene. Siz de seneye Sakatlar Ligi'nde oynar oradan alırsınız kupayı. Allah! Benim hatun çıktı abi. Muazzez, müsaade edersen şunun sesini birazcık açabilir miyim abi? Aç aç, hep severiz Muazzez abacıyı. Aç da dinleyin. Vallahi bu kadına hayranım abi. Sesini nerede duysam ilk kelime kadar titriyorum. Bir kız daha var, o da fena değil ha. Neydi o? Güneşin doğuşu, batışı farksız. Nasıl? Ha, Gündeş Gündeş. O da fena değil. Ama Muazzez başka bir abi. Sese bak. Yok ha yok. Muazzez'den kimse başa çıkamam. Sese bak sese. Maazallah bir savaş çıksa koyacağım bu karıyı cepheye, bir okuyacak sesinden düşmanı geri püskürtecek. Bu radyoları açmaları iyi oldu be Cemişti abi. Vallahi dükkanda sabahtan akşama kadar canımız sıkılıyor daha.
Evet canlarım, geldik programımıza, istekleriniz köşesine. Nasıl keyifler? İyidir değil mi? İyi iyi. Şimdi ilk canlı telefon bağlantımızı yapalım mı? Yapalım tabii. Alo? Alo? İsteğinize geçmeden önce ama ciğerim, yani biraz tanıyalım değil mi? Ben Mazmut Yaşar. Programlarınızı zevkle dinliyoruz. Çok seviyoruz, beğeniyoruz. Hoşumuza gidiyor. Ne bileyim, güzel işte. Daha ne diyeyim? Valla diyecek bir şey kalmadı. Bravo yani. Seçtiğin bir şarkı, armağan etmek istediğin biri var mı? Evet var. Şu anda Ümraniye'deki evlerinde bulunduğum sevgilim Halime Saman için Levent Yüksel'den Yatağıma Gel adlı şarkıyı istiyorum. Ulan bu benim karım. Puştun biri benim karıma, benim mahallemde, benim evimde, benim döşeğimi kastederek yatağıma gel diye şarkı ısmarlıyor. Demek ki karı daha yatağa gitmemiş. Mutfak civarında bir yerde. Gideyim şunu yakalayayım. Dur Cemşit abi. Belki biz yanlış anlamışızdır. Hüsnüye demiştir, Huriye demiştir. Belki de Abdullah demiştir de biz yanlış anlamışızdır. Bak Levent Yüksel Halime Saman için söylüyor. Kim için, kim için? Halime Saman, Halime Saman. Evet, programımız tüm neşesiyle devam ediyor. Hemen eve gitmeliyim. Ama elim boş gitmeyecek. Şu ustrayı da götüreceğim. Bırak Cemşit abi, elini kalkağa bulama. Yapma Cemşit, şeytan doldurur. Yapma abi. Kendime boynuzlu dedirtmem. İşte canlarım, programımız candan cana en sıcak muhabbetiyle devam ediyor. İstekleriniz için telefonum malum, biliyorsunuz. 391-46-07. Şu radyoyu arayıp benim isteğimi de söyleyin. Cemşit Saman, rahmetli karısı için ne duruyorsun, halva yapsana iyi istiyor. Çaylar geldi abim. Ne yaptın abi ya? Koşma. Cemşit abi dur bir dakika. Yaklaşma. Yatağıma gel ha. Cemşit. Cemşit abi. Abi. Cemşit abi. Yatağıma gel. Allah. Hayır, bir nereye sakladın? Hayırdır Cemşit'im, bu saatte eve niye geldin? Bir de utanmadan soruyor. Keyfinizi mi kaçırdım yoksa? Ne keyfi lan? Bana numara yapma kaltak. Nerede o herif? Önce onu sonra seni doğrayacağım. Ne diyorsun lan sen, ne doğraması? Anam. Ben sigara kullanmam. Sen de bugün sigaraya başlamadığına göre bir üçüncü adam var demek. Nerede lan bu herif? Ne diyorsun Cemşit? Korkma, konuş. Bir darbede canını alacağım, can çekiştirmeyeceğim sana. Dellenme Cemşit'im ne olur. Nerede lan bu herif? He, yatağın altına mı sakladın yoksa dolaba mı soktun lan? Kesme lan entarilerini. Ulan entarilerini de keseceğim, seni de keseceğim. Nerede lan bu herif? Cemşit, vallahi billah bir daha olmaz. Bir daha olmayacak çünkü daha fazla yaşayamayacaksın. Nerede lan bu herif? Gitti. Gitti mi, nereye gitti? İki tane bilezik istediydi, verdim, satmaya gitti. Bir de üstte para veriyorsun, öyle mi şimdi çızdım lan seni? Cemşit! Konuşma lan, ettiğin her laf sana ustura darbesi olarak geri dönecek. Cemşit! Yandım! Abla nerede? Ablama ne yaptın? Söyle ha, ne yaptın? Ablanı biraz kestim. Pişman değilim. Sen ne arıyorsun burada? Ablamın bileziklerini bozdurmaya gitmiştim. Hani biliyorsun her başım sıkıştığında sana geliyorum. Sen de kızıyorsun ya, işte sana söylemeyecektik. Tabladaki sigaralar? Ben içtim. Biliyorsun ara sıra içiyorum. Yoksa onu öğrendiğinde... Kıyma bana enişte. O sen misin? Peki şarkıyı kim istedi? Ablanın dostu nerede? Ne dostu? Ablamın gözü senden başkasını görmüyor ki. Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Allah! Sokağıma gel. Penceremi aç. Yatağıma gel. Bir olay oldu galiba Mazbut. Aşağısı polis kaynıyor. Beni hırsızlığa yakalamışlar. Bırak bunları sevgilim. Lütfen yanıma gel. Geliyorum hayatım. Söyle bakayım. Hediyemi beğendin mi? Çok ince ruhlusun Mazbut. Benim için şarkı istemen çok romantikti. Fakat evlenmeden yatağına gelemem.
Ben beklerim Halimeciğim. Evet canlarım, candan cana tüm muhabbetiyle neşesiyle devam ediyor. İlk isteğimiz Bayrampaşa cezaevinden bir mahkumun arkadaşı için istediği bir şarkı. Ne mi? Levent'ten Yatağıma Gel. Ulan Cevşin, senin parça çalıyor ha. Ben istedim senin için. Kapat lan şunu. Kafamı bozma, kapat. Bu akşamlık da bu kadar. Beni özleyin anacığım. Bye. Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Buraya koymak değildir. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar.